Önce bir fotoğraf alalım. Evet, fotoğraf alalım. Doğru gelmiş. Biga'daki program öncesinde il başkanlığını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Oksay Vural önemli açıklamalarda bulundu. Vural'ın sık sık iPad'ini kullanarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş tarihlerde yaptığı açıklamalarından bölümler izletmesi ve BDP'lerin Murat Karayalan'ına yaptığı görüşmenin fotoğraflarını göstererek AK Parti'ye yüklenmesi dikkat çekti. Sızan tutanaklar üzerinden AK Parti'ye yüklenen Vural şunları söyledi. Mukaddes diyor da Çanakkale'yi unutuyorsa bilsinler ki Çanakkale mukaddes yerlerden biridir. O bakımdan böyle bir toprakta, bu vatana can veren bir toprakta bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla birilerinin yetiştiği kentleri yetiştiği için mukaddes yerine koyanlar aslında Çanakkale'yi görsünler. Çanakkale'de yatan binlerce kefensiz şehidi görsünler. O bakımdan Çanakkale'de bulunmak bizim için de bir şereftir. Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözünün yazıldığı ve bu milletin egemenliğinin ve bağımsızlığının yok edilmesine yönelik kararlı bir duruşun tarihinin yazıldığı bir yerdir. Tabii Çanakkale'ye geldim ben ama yani açıkçası Çanakkale geçilmez diyoruz ama bakıldığı zaman Çanakkale maalesef merkezi ve yerel yönetim hizmetleri açısından Türkiye'nin gönlündeki yerini maalesef yönetenlerin veremediğini düşünüyorum. Çanakkale geçilmez diye hepimiz Anadolu'nun her yerinde ifadelerde bulunuyoruz ama buraya girmek bir dert, çıkmak bir dert. Ulaşım konusunda gerçekten önemli sıkıntıları olan bir ilimiz. Henüz bu sorunlar halledilmiş değil. Dolayısıyla Çanakkale hem de tarıma dayalı sanayinin olduğu bir yer. Maalesef tarımdaki daralma sanayiyi de bitirmiş durumda. Özellikle son dönemlerde bu sellerden dolayı meydana gelen zararlar, önemli zararlar meydana geldi. Fiyatlar düştü, ekemedi, biçemedi. Açıkçası bütün bunları dikkate aldığımız zaman maalesef Çanakkale'nin bu afet bölgesi sayılan 64 ilin dışında addedildi. İşte efendim tespitler yapılıyor deniyor ama daha ne yok yani. Gök gürültüsüyle olmuyor bu iş yani, yağmur lazım. BDP'nin 41 il ve 88 ilçede yapmaya hazırlandığı Öcalan'a özgürlük, Kürtlere statü mitingleriyle ilgili düşüncesi sorulan Oktay Vural sert konuştu. Bu coğrafyada sadece ve sadece Türk milletinin statüsü vardır diyen Vural şöyle devam etti. Merkezi ve yerel yönetimde görev alan yönetimlerin ve zihniyetlerin artık Çanakkale'yi düşünmesi lazım. Yani Çanakkale'nin işini, aşığını, çevresini düşünmesi lazım. Bu yönüyle bakıldığı zaman sadece oyunu almaya yönelik bir şey. Zannederim bu önümüzdeki yerel seçimlerde açıkçası Çanakkale'ler artık gerçekten Çanakkale geçilmez ruhunu Milliyetçi Hareket Partisi'nde yansıtacaklarına inanıyorum artık. Yani burada sandıkta geçilmez yapalım en iyisi. Yani başka çaremiz kalmadı yani, değil mi? Çanakkale, yani bu kadar şehidimiz vardı. Anadolu'nun her yerinde Çanakkale, Çanakkale diye söyleniyoruz ama demek ki bu iş Çanakkale'lere kalıyor. Çanakkale geçilmezi bence sandıkta yapmak lazım. Hem Çanakkale'ye hizmet açısından, hem Çanakkale'lere hizmet açısından, hem de Türkiye açısından. Yani eğer geçilmez diyeceksek değerli kardeşlerim, o zaman Çanakkale sandıkta bu geçilmezliği ortaya koyması lazım. O bakımdan bu seçimler son derece önemli. Çanakkale ruhunu. Milliyetçi Hareket Partili Oktay Vural bugün geldiğimiz Türkiye'de Çanakkale geçilmez diyerek Türk milletinin egemenliğini, birliğini, bütünlüğünü, istiklali uğruna, kardeşliği uğruna canını veren insanlarımızın olduğu bir yerde Çanakkale geçilmezleri Oslo'da ve İmralı'da geçilir hale getiren zihniyete karşı milletimizin bir cevap vermesi gerekiyor dedi. Başbakan
Bugün geldiğimiz bu noktada bu yalan siyasetinin bütün delilleri burada. Ne yapayım? Yani var oğlu var yani. Malzeme çok. Da ben teröristle yanak yanağa olan, onunla sarmaş dolaş, sarmaş dolaş olan bir eş başkanla nasıl olacak da ben konuşacağım? Değerli arkadaşlar, teröristlerle yanak yana olanlarla nasıl konuşacağım diyor. Yetmez diyor teröristlerle diyor kucaklaşmana, sizi terörist başkanlarla kucaklaştırayım diyor. Yani şu tabloya bakın. Onun gönderdiği şu tabloya bakın ya. Şu tabloya bakın. Şu fotoğrafa bakın ya. Niye gıkın çıkmıyor bu fotoğraflarda? Yetmez. Teröristlerle kucaklaştığını, sizi onların başlarıyla kucaklaştırayım diyerek Kandil'e gönderiyor. Şu tablolara bakın ya. AKP ve BDP'nin nasıl Kandil'le görüştüğünün delilleridir bunlar. Teröristlerle kucaklaşanlara görüşmem diyen kimse İmralı'ya gönderdiği yol arkadaşlarını Kandil'e de gönderiyor. Meğer onun sıkıntısı teröristlerle kucaklaşma değilmiş. Terörist başlarıyla kucaklaşma. Yetmez ama yetmez demişti. Şimdi buraya doğru götürdü. Yani tabloya bakın ya.